bugünle ilgili aslında pek çok şey söylendi, pek çok şey yazılıp çiziliyor. Ancak ne Türkiye'de ne de dünyada bu sorunla ilgili kayda değer bir iyileşme sağlanmış değil. Demek ki doğru bir tartışma yürütmüyoruz ya da söylenen sözler samimiyetten uzak ve aslında gündemi geçiştirmek için söyleniyor. Yüzyıllardır ataerkil düzenin yarattığı bu sistemi elbette bugünden yarına değiştirmek mümkün değil. Biliyoruz, biz kadınlar olarak bunun bilincindeyiz. Ancak yine de insan her 8 Mart'ta erkek siyasetçilerin verdikleri sözleri en azından 9 Mart'ta unutmamalarını, yerine getirmelerini istiyor. Yarın da bu umudu tekrar taşıyor olacağız. Bugün eğer biz bu parlamentoda hala iç tüzükte cinsiyetçi, ayrımcı sözleri de cezalandırmak için bir düzenleme getirmediysek, ilk öğretimde toplumsal cinsiyet eşitliği dersini zorunlu hale getirmediysek, aslında kadına yönelik şiddet sorunu, toplumsal cinsiyet anlamında eşitsizlik sorununu da ciddi anlamda ele almıyoruz demektir. Aslına bakarsanız bugün kadınlar olarak kadının insan hakları açısından omuzlarımızdaki sorumluluklar daha da fazla. Her tarafımız savaş ve çatışmalarla dolu. Bu savaşların en büyük mağdurları her zamanki gibi kadınlar. Hemen yanı başımızda biliyorsunuz IŞİD'in köle etmek istediği kadınlar bugün bizim ülkemizde yaşıyorlar. Yine ülkemizdeki çatışmalı sürecin ve olağanüstü halin en büyük mağdurları kadınlar. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Evet, neticede hepimiz biliyoruz ki kadınlar haklarını ancak demokratik ve çoğulcu sistemlerde arayabilirler. Bundan dolayı kadın hakları mücadelesi aynı zamanda bir demokratikleşme mücadelesidir. İnanıyorum ki başındaki örtüsü mini eteği, dini, etnik kimliği ve dili nedeniyle ayrımcılığa uğrayan, öldürülen, aşağılanan, eşit vatandaşlık mücadelesi veren tüm kadınların adaletini